Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberin analitiği konusundaki ÖSYM tarzı test birinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda m eksi 1'e 3 noktası ve yarıçapı çapı 4 olan çember denklemi de soruluyor bize. x eksi noktadaki x noktadaki x yani x eksi eksi 1 yani x artı 1'in karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir r kare şeklinde olacaktı. O da hangi şıkla Deniz çıkkında var. Birinci soru denizli 2'ye geldik. AB çaplı bir çemberde şekli çizelim daha rahat konuşalım değil mi? AB çaplı bir çemberde A noktası 1'e 5 verilmiş. B noktası 3'e 1 verilmiş. Şimdi bu çemberin denklemi istemiyoruz. Çember için kendimize ne soruyoruz? 2 soru soruyoruz. 1. merkez 2 yarı çap. Merkez burası. Hop şöyle. Tam orta noktası. E 1 artı 3 bölü 2 2'ye 5 artı 1 bölü 2 3 yapar. O zaman merkezi 2'ye 3 yaptı. Yarı çap nedir? Yarı çapta x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Evet. 3 eksi 2'nin karesi 1'in karesi artı 1 eksi 3 eksi 1'in karesi 2'nin karesi. O da kök 5 yapar. O zaman merkezi 2'ye 3 yarı da kök 5 olan çember denklemi x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Kök 5'in karesi yani 5 yapar. Cevap böylelikle balık balıkesir çıktı ikinci soruda. 3'e geldik. Çemberinin merkezi orijine kaç bin uzattır? Merkez kaç? 3'e bunun eksilisiydi. Eksi 4. Ya orijine olan uzatlığı isteniliyor. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi kare 3'ün karesi artı 4'ün karesi ya da 3. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 4 ise uzunlukta 5 çıkar. Yani cevap Cihan oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Aşağıda denklemleri verilen çemberlerden hangisi x eksenine veya y eksenine teğet değildir diye soruluyor. Arkadaşım Merkezi 2'ye 3. Merkezi 2'ye 3. Yarı çapı da 2 olan çember. Hemen çiz. Merkezi 2'ye 3. Ve yarı çapı da 2. Yani bak apsi aynıysa eksene teğet. Şekil üzerinde gösterebiliriz. Apsi aynıysa y eksene teğettir. Bak şöyle. Ya burada 2'ye 3 noktası ya. 2'ye 3 noktası. Burası 2'ye 3 noktası. E burası 2 birim burası 3 birim. Yarı çapı da 2 ya. Tam 2 olduğu için burası 2 olduğundan şöyle bak eksene teğet oldu. Yani şunu anladık. Yarı çap apsiste ya da ordinatta olacak. E o zaman merkez 4'e 5. Yarı çapı daha kaç? Yarı çapı da 5 olan. Bak bu sefer x eksene teğet olacak. Sonra birbirine bakalım. Merkezi 4'e 0. Merkezi 4'e 0. Yarı çapı 4. Evet apsiste var. Y eksende teğet. Merkezi 0'a 3. Yarı çapı 3. Bak. X eksende teğet. Merkezi 1'e 3. Yarı çapı da 4 olan çember. Hayır. Maalesef. Kesiyor eksenleri. Cevap Edremit evet. Yapar arkadaşım. Dördüncü soruda geldik. 5'e Çemberlerin merkezleri. Eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 di Yani eksi 2'ye 5 yapar burası. Öbürü de ne yapıyor? Eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. 1'e 2 yapar burası. Merkezler arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3. Y'ler farkı kaç? 3. Yani 3 kök yapıyor. Ya da kare içinde x'ler farkı eksi 3'ün karesi artı y'ler farkı 3'ün karesi kök 18 yapar. Kök 18 sıklarda var. Olmasaydı o zaman 3 kök 2 diyecektik. Cevap akçe oldu. 6'dayız. Çemberin eksenlerle oluşturduğu kirişlerin uzunlukları soruluyor. X ekseni ve Y eksenini kestiği yerler soruluyor yani. O zaman ben X yerine 0 yazarsam kardeşim. Y kare eksi 8 Y eşit 0 yaptı ya. O zaman buradan ne geliyor arkadaşım? Y parantezinde Y eksi 8 eşit 0 yapıyor. Bu 0 eşitse Y buradan 0 olur. Ya da bu 0 eşitse Y buradan 8 olur. Y ekseni kestiği yerler belli. X eksenine kestiği yerlere bakalım. Y yerine 0 yazdığımız zaman x kare artı 6 x eşit 0 olduğundan x parantezine aldım x artı 6 eşit 0 sa bu eşit 0 sa x eşittir 0'dır. bu eşit 0 sa x eşittir eksi 6 yani eksenleri kestiği yerler x'i eksi 6 da ve 0'da kesiyor e, ee, y'yi de 0 da ve 8'de kesiyor 0 da ve 8'de kesiyor çemberimiz işte tam olarak şöyle bir şey oldu bizden ne isteniyor eksenlerle oluşturduk kiriş uzunlukları bir tanesi 6 bir tanesi 8 6, 8 daha kaç yapar? 14 yapar. Cevap Ceyhan yaptı. 6. soruda Geldik 7'ye. 7. soruda analitik düzlemde x eşittir 2 ve x eşittir 10 doğrularına teğet bir çemberin merkezi şu doğru üzerinde verilmiş. Arkadaş soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Hemen şöyle çizdim. x eşittir 2 ve x eşittir 10 doğrularına teğet olacakmış. x eşittir 2 ve x eşittir 10 doğrularına teğet olan bir sürü çember var. Şöyle bir sürü çember var. Sonsuz çember var. A bunlardan bir tanesi neymiş? Merkezi y x, x 2 doğrusundaymış. Merkez. Rastgele bir tane çizeyim. Şöyle çizdim. Ben bunu böyle çizince arkadaşım ordinatın nerede olduğunu bilmiyorum. Aşağı yukarı oynuyor. Yalnız burada merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Şurası 2. Burası 10 ya. Arkadaş şu kiriş uzunluğu 8. O zaman yarı 4 4 yaptı. Evet yarıçapı 4 bulduk. Hatta merkezin lapsini de bulduk. Aşağı yukarı oynasa bile merkezinin apsisi değişmiyor. 2'den 4 birim sağda 6. Evet, merkezi ne yaptı? 6'ya k gibi bir nokta yaptı. E hocam ben şunu kullanmadım. Neyi kullanmadım? Şunu. Merkezi bunun üstündeymiş. Bu doğru üstündeymiş. O zaman 6'ya 6'ya k noktası bu doğru üstünde olacak. X yerine 6, Y yerine k yazarsam k 6 2'den kaç yapar? 4 yapar. K'yı ya da 4 bulduk. O zaman merkezi 6'ya 4 olan, yarıçapı da 4 olan çember denklemi isteniliyor. Değil mi? Merkezi 6'ya 4 6'ya 4. Yarı çapı da 4 olan çember. Hadi yazalım bakalım. O zaman x eksi 6'nın karesi artı y eksi y eksi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi olacaktır. Yani hangi şıkta var o? Akçay şıkkında var. Evet 7. soru Akçay oldu. Geldik 8'e. Analitik düzlemde a a 2a noktası yarı çapı 10 birim olan merkezli çember üzerinde. Yarı çapı 10 olan çem, merkezli çember. Merkezi sıfıra sıfır olan ve yarı çapıda 11 olan çember diyor yani. O da x kare artı y kare eşittir 100 değil midir? Evet. Şimdi bu nokta bu çemberin üstündeymiş. Koy yerine a kare artı 2a'nın karesi eşittir 100 yapacak. 5a kare eşittir 100 yapacak. a kare buradan 120 yapacak. a'yı da buradan kök 20 olarak bulur muyuz? Buluruz. Bizden a'nın pozitif değeri isteniyor. Ama a artı x kök 20 olacak da pozitif değeri artı kök 20 olur. 8. soru akçay olur. Geldik 9'a. Şurası 4 noktası verilmiş. Kirişin uzunluğu da 6 verilmiş. Şu kirişin uzunluğu 6. Merkez. Çemberin merkezi burası. Merkezin koordinatları isteniyor zaten bizden. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölecek. 3 birim 3 birim. E, bunun tamamı 4 birim. 4. Bitti gitti kardeşim. E, el etki silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Bak 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. Yarı çap 5 olur. Hocam 4 birim sağda 5 birim yukarıda. 4'e 5 noktası yapmaz mı? Yapar. Koordinatlar toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 9 dokuz yapar. 9. soru Cehan olur. 10'a geldik. Evet 10. soru. Merkezi şu şekilde verilen dıştan t etmiş. Evet merkezi kaça kaç arkadaşım? Şurada yazayım. Merkezi 4'e 1 yarı da 7. Merkezi eksi 4'e 7 yarı da kaç? Yarı da r olan çemberler dıştan t et. Şöyle dıştan t et. İki çember çizeyim kardeşim soruyu anlayabilmek için. 4'e 1 merkezlerinin yarı çapı 7. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyoruz zaten. Eksi 4'e 7'nin de yarı çapı da R'ymiş. E burada 2 nokta arasındaki uzaklık nedir? 7 artı R'ye eşit midir? 7 artı R eşittir. Kare içinde. X'ler farkının karesi yani 8'in karesi. Artı Y'ler farkının karesi 6'nın karesi. Yani 10. 7 artı R 10'sa R'yi buradan 3 buluruz. Cevap C' Han yaptı 10. soruda. Geldik 11. soruya. Çember de eklem isteniyor. Merkez lazım bana. Merkez varsa kiriş varsa çeyek dik iki eş parçaya bölecek. 12 2 daha 14 14 iki eş parçaya bölecek. 7'ye 7. Buraya 5 kalır. Merkez kiriş çeklik onu iki eş parçaya bölecek. 5 birim 5 birim olacak burası da. O zaman buraya da 1 bir birim kaldı. Evet. Merkezi bulduk. 5 birim solda 1 bir birim yukarıda. Eksi 5'e 1 yapar o zaman burası. Değil mi? Eksi 5'e 1 demek ne demek? X artı 5'in karesi artı Y eksi 1'in karesi şeklinde olmak zorunda x artı 5 y eksi 1 nerede var? Valla iki şıkta da var. Ya A ya D. yarıçapı da bulmalıyız. En etkili silahımız da yarıçaptır. Al sana yarıçap. Hocam buranın 1 olduğunu, buranın 7 olduğunu biliyoruz. Pisagor bağıntısından R kare de neye eşit oluyor? 1'in karesi artı 7'nin karesinden 50'ye eşit olacak. E bu zaten R kare eşit olacaktı. R kare de neye eşit arkadaşım? O da 50'ye eşit. Yani cevap Akçay yapar. O zaman 11. soruda. Geldik 12'ye. Valla bir doğru verilmiş eksenleri de kestiği yerler yani eksenleri de kestiği yerler şekil üzerinde gösterilmişse hemen eksenleri kestiği yerleri bulurum. X yerine 0 yazdığımızda 4Y buradan 4Y eksi 12 eşit 0 sa buradan Y'yi kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Tamam Y3 geldi. Y, bir de Y yerine 0 yazalım bakalım. Y yerine 0 yazdığımızda da 3 x 12 eşit 0 olduğundan X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet X 4 şu uzunluk 4. Bu uzunluk 3, 3, 4, 5 üçgenden burası da 5 çıktı. Şimdi burası merkez olsun. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Hocam burası da R burası da R. Hatta burası 90 ya. Dikdörtgen çıktı. Burası da R burası da R oldu. A burası 3 eksi R oldu. Teğet teğet birbirine eşit 3 eksi R. Hocam tamamı 4'tü 4 eksi R. E teğet teğet birbirine eşit 4 eksi R. Dikkat et tamam 5. 3 eksi R artı 4 eksi R eşittir 5 ya. Buradan 7 eksi 2 R eşittir 5 ise R'yi buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Tamam. Her şey çıktı. O zaman merkezimiz nedir arkadaşlar? Bak 1'e 1 mi yaptı? 1'e 1 bir yaptı. Yarı da 1 yaptı kardeşim. 1'e 1 bir olan yarı da 1 olan çember denklemi isteniyor. x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare yani cevap denizli yapar. Evet. Aa, böylelikle bu testi bitirmiş. Bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani çemberin ile ilgili ÖSYM tarzı test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.